Selamlar. Videoları artık konuşup anlatarak çekmeye karar verdim. Çünkü videoların arkasından böyle onu nasıl yapıyorsunuz, bunu nasıl yapıyorsunuz diye bir sürü soru geliyordu. O yüzden artık videoları anlatarak çekmeye karar verdim. Bugün ne yapıyoruz? Pasta. Yoğun talep üzerine. Herkesin çocuğunun bu aralar doğum günüymüş galiba. Pasta yapıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi oyuncak gibi oynadığım benim. Bu aslında bir pirinç lapası. Tuzsuz, şekersiz. Şekersiz ne demek? Tuzsuz, yağsız bir pirinç lapası. Burada bir bardak kadar bir pirinç var. Bunu ben böyle elimle mıncıklayarak iyice ne lapa haline getirdim. Yani hamur kıvamına getirdim. Pirinci haşladıktan sonra böyle elinizde sıka sıka pirincin o kendi formundaki bütün şeyi kaybedip hamur haline gelmesini sağlıyoruz. Bir bardak unum var. Bir de çırpılmış yumurtam var. Onları içerisine ilave edeceğiz. Ellerim de bıcık bıcık, harika. Önce bir unu alalım. Sonra da yumurtayı alalım. Ve bunları yoğuracağız. Şimdi hemen böyle arkadan sivrilen arkadaşlar mutlaka oluyor. İşte ama pirinç zararlı değil mi? Karbonhidrat zararlı dediler vesaire vesaire. Hayır, pirinç aslında dozunda verildiği sürece zararlı bir şey değil. Bir kere içerisinde B grubu vitaminlerini içeriyor. Aynı zamanda fosfor açısından çok zengin. Bağırsak hareketlerini düzenliyor ki ishal olan köpeklerde veterinerler bile pirinç lapasını tavsiye edebiliyor aynı zamanda. O yüzden de paketli gıdaların içerisindeki koruyuculara bakarsak hayır, pirinç o kadar da zararlı değil. Ama tabii ki alıp da pirinci haşlayın, bunu öğün olarak verin değil durumumuz. Yani sadece işte ödül mamalarında kullandığınız zamanlarda vesaire vesaire çok da zararlı değil. Eğer hamurunuz şu an benim hamurum gibi birazcık daha vıcıksa bunun içerisine bir bardak daha un eklemenizi tavsiye ediyorum. Ama benim elim çok çirkin olduğu için unu asistandan istiyoruz. Acaba bir bardak un alabilir miyiz? Böyle eşimi videoyu çekerken asistan yaptım. Keşke bu yardımları cipsi yapabilse mesela. Ama yok. Akşam pastayı gömerken gömecek ama. Bir bardakta. Bu arada ben kepekli un kullanıyorum. Şöyle unu gösterebilir miyiz acaba? Sinan Gil'in tam buğday unu. Biraz daha bunu kullanıyorum. Ama evde eğer yerli üreticiden alınmış bir unum varsa onu kullanmayı tercih ediyorum. Yoktu. O yüzden marketten bunu buldum. Çünkü bu birazcık böyle son dakika kararı gibi bir şey oldu. Hafta sonu herkesten gelen mesajlar üzerine çektik videoyu. Şimdi unu iyice yedireceğiz. Bu arada eğer un gibi bir takviye yapmak istemiyorsam, yani bazen zaman zaman böyle cipsi ek gıdada birazcık kaçırıyoruz biz. Un gibi bir takviye yapmak istemiyorsam ben bunu sadece yumurta ve pirinçle yapıyorum. O zaman yaptığım hamur birazcık daha yumuşak bir hamur oluyor ama yani gene de kendini tutuyor. Çünkü içerisine yumurta eklediğiniz için mutlaka kendini tutuyor fırına girdiğinde. Ama normalde hani daha kolay olsun, daha iyi tutsun diyorsanız unu eklediğinizde birazcık daha sertleştiriyor tabii. Şimdi benim böyle pasta yapmak için aldığım minicik bir tane kek kalıbım vardı. Silikon kalıplardan. Onun içerisine tabii ki zeytinyağıyla güzelce yağlıyorum. Ama siz böyle birazcık daha büyük yapmak isterseniz ya da işte sadece kendi köpeğinize kadar yapacaksanız da küçük borcamları kullanabilirsiniz. Ya da bu fırına giren kaplar oluyor, şey, sütlaç kabı gibi. Onları kullanabilirsiniz. Ben bunu sadece cipsinin böyle 3 yaşındaki falan doğum gününde galiba sadece cipsiye pasta yapmak için almıştım. Şu anda da işte bu formda şeyler yapacaksam onun için kullanıyorum.
Şimdi bu harcımızı küçük kılavuzun içerisine dolduruyoruz. Dediğim gibi benim bu şu an cipsin egzaması ile ilgili bir problemim olmadığı için ben un eklemeyi tercih ettim. Ama isterseniz bunu sadece pirinç haşlanmış birazcık daha yumuşak olur. Üstünü zaten süsleyeceğimiz ve kaplayacağımız için de tercih edilebilir. Neden tercih edilmesin? Şimdi bu arkadaş fırına gidiyor. Yaklaşık yarım saat kadar 200 derecede pişecek. Ondan sonra üstünü süslemek için ve tabi birazcık kalıptan çıkması için soğuması gerekiyor. Üstünü süslemek için devam edeceğiz. Şimdi kekimiz pişti. Hadi göstereyim. Ben de kek kalıbıyla böyle bir şey oldu. Evdeki malzemelerle yapmaya karar verdim ben. Evde havucum vardı. Havucu haşladım. Ondan sonra da ezip püre haline getirdim. Süzme yoğurt, bunu krema olarak kullanacağız. Bir de daha önceden yaptığım kurabiyeler vardı. Onlar da havuçluydu zaten. Onlarla da süsleyeceğiz. Şimdi bu arkadaşı içini doldurabilmek için tam ortadan kesiyoruz. Yani bu arada siz içindeki malzemeleri çeşitlendirebilirsiniz. Mesela ne yapabilirsiniz? Ben içerisine bazen tohum balığı ekliyorum. Bazen da kesemedim de. İşte kabak püresi eklediğim oluyor ama kabak püresi çok sulandığı için böyle onun suyunu süzmeniz gerekiyor. Bunu ayırıyoruz. İşte bugün evde havuç olduğu için havuç ekleyeyim dedim. Onu da zaten tam ezememişim. İçinde böyle havuçlar birazcık bütünmüş. İçerisine havuçlarımızı koyduk. Onu güzelce böyle kaydırıyoruz. Havucun yararlarından zaten ben bütün postlarımda ayrı ayrı bahsediyorum ama birazcık bahsetmek gerekirse bir kere dişler, deri sağlığı, tırnaklar için çok yararlı. Aynı zamanda vitamin deposu. Kan dolaşımını hızlandırdığı için, kalp damar sağlığı için çok yararlı. Ben çiğ formda veriyorum cipsiye havucu. Böyle orta boydan birazcık daha büyük bir havucu. Haftada bir veriyorum. Hem kemirme ile beraber dişlerinin temizlenmesi için de çok iyi oluyor. Bu arada normal yoğurt kullanamazsınız. Çünkü normal yoğurt daha sulu kıvamda olduğu için maalesef böyle tam kremaymış gibi olmuyor. O yüzden süzme yoğurt tercih edin. Bazen şöyle de yapabiliyorum. Ben bu pastanın içerisine iç kısmını yani havuçla doldurduğumuz kısmına muz püresi ekliyorum. Üstüne gene yoğurt sürüyorum. Onun da üstüne evde varsa eğer yaban mersiniyle süslüyorum. O da çok güzel oluyor. Böyle her seneki doğum gününde farklı farklı şeyler denedik. Birkaç kere de arkadaşlarımız için yapmıştık. Bu aslında bir pastadan çok vitamin bombası haline geldi. Havuç, yoğurt ve içerisinde kullandıklarımızla beraber. Böyle
böyle gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Yani ben bu kurabiyelerimi de yan taraflarına yapıştıracağım. Bu arada nasıl süsleyeceğiniz tamamen size kalmış aslında. Nasıl yapmak istiyorsanız. Ben bir de bu pastayı yaptığım zaman tek seferde cipsiye yedirmiyorum. Yani tek seferde izin vermiyorum yemesine. Biraz kurabiye desteğine ihtiyacımız oldu. Bir şekilde alalım. Evet, şimdi kalan yoğurdu da üstüne süreceğim. Burada 2 kaşık ama dolu dolu 2 kaşık yoğurt vardı. Tabağı kırdım galiba. Üstünü kurabiyelere doğru böyle iyice düzeltip birazcık şeklini de düzeltelim. Üstüne isterseniz mum koyabilirsiniz. Ben böyle bir kemik daha yerleştireyim buraya. Daha birazcık şu tarafa doğru. Bir de bakalım mumumuz var mı? Varmış. Bir tane de mum yerleştirebilirsiniz. Bence çok güzel oldu. Afiyet olsun. Şimdiden aynı zamanda bu ay doğum günü olanlar için de doğum günleri kutlu olsun.